açılışı bu ya, toplananlar yapacak. Bakın. Artık hala hava biraz Mart bahara doğru dönmeye başladı. Tavukları derken salıyoruz, güneşi gördü mü sabah kuzuna salmıyoruz, hasta olmasınlar diye. Maşallah bu sene ölen olmadı tavuklardan değil mi kardeşim? Geçen ama bir tane attım ben kardeşim, kara tavuklardan. Kardeşim sen şu tavuk diyordun ya, bak gar tavuk bizim. Sırtında avı yumurtluyor biliyor musun? Hadi geçen ya. Günü yatarkanı gördüm ben ona. Merhaba arkadaşlar dedim, çene yapayım derken konuşmayı unuttum. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabahleyin her zamandaki, biliyorsunuz biz köyde yaşıyoruz. Malımızı, maşadımızı baktık. Karnımızı doyurduk. Şimdi akrabamız var. Yaşlılar. Ama yaşlılar da vallahi kendi işlerini, kendi kayıtlarını görüyorlar. Onlar yurt dışına gittiler. Evlatlarının yanına. Nasip olursa da yarın gelecekler. Telefondan da konuştuk. Kardelen'i rica ettiler. Kardelen bizim bir evi temizleyelim. Diş köpüğü süpürecek. Ben de yanında olacağım. Ben de balkonlarını yıkayıverim. Zaten bir tane balkon var değil mi? Dur. Evet. Bir balkon var. Hatta el zaten dibimizde, yanı başımızda şu açık kahverengili el. Ev dubleks. Kışları yukarı katta oturuyorlar. Yazın aşağı katta. Aşağı katı temizlemeyeceğiz. Sadece yukarı katlarını. Yukarı katı. Onlar gelmeden dedik. Şöyle ciğerini tutuyacak. Kardan camlarını silecek. Yukarını. Biz de işimizi gördük. Oraya gideceğiz. Bunlar da hava güzel salıveren dursunlar diye. Bak babamı boya aldıracağım, boya aldıracağım diyorum, unutuyorum ya. Adam kızlığı da dava bana, sen demiyorsun ki. Bugün uşağa gitti, ara işte. Ha? Ara biraz sonra. Belki alır. Belki gelmiştir, söyledi. Ben sonra uşağı alacaktı. Neydi, kum alacaktı. Kapı yapacağız ya tavuklara. Arpaya onun için. Bak, patates orumuzda yeşermeye başladı kardeşler. Çok olsak şöyle diksek iyiymişmiş. Dün de gaynım iş yerinde çalıştığı yerde bir abi varmış. Böyle oraya bahçe geliyormuş, bahçıvan. Ağaçları budalamaya. Sanakı çok ağacımız gibi onları budalattık. Onları yapıldı. Hadi gidelim bakalım. Nasip olursa da bir aya kadar da fidanları deperim artık. Bunlar da fidanlarım, hazır yeri ileyenlere. İçinde tersi var. Sadece çöp alacaksın, karıştıracaksın. Ondan sonra biberiymiş, domatesiymiş, patlıcanıymış. Nasip olursa hepsini de ekeceğiz. Kapıyı örten de Toraman girmesin buraya. Gel oğlum. Biz gidiyoruz, Toraman gelecek mi bize? Neyse. En çok bizi böyle bir yerden gelince, arabayla gelince, kirli olsun, Toraman olsun, karabaş. Genellikle eşim böyle et getirdiği için, ekmek falan bakıyorlar bir şey verecekler mi ki diye. Kovacık yoksa dolduruverem, ben ondan su içiyorlar ya, var mı? Var mı? Var var. Var evet. Önceden sürekli suyu açık bırakıyorduk hava soğuk diye. Şimdi hava günü suyunu açtık mı kapatmadık kardeşim değil mi? Aynen. Nasıl olsa yarın gelecekler. Kalem bak şunu gösterin. Çoğu kişi soruyor biliyor musun? Bak erkek kazından dişi kazı nasıl ayırt ederiz diye bak. Öndeki kaz erkek, arkadaki kaz dişi. Peran nereden anlıyorum derseniz, erkek kazın boynu uzun olur her zaman için. Dişinin de boynu kısa olur. Evet. Şimdi bu gonca bak değil mi? Aynen. Bak. Fark ne kadar belli? Yakınlaştırınca ne kadar belli oluyor? Senin ses duyuyor gibi oldum bu. Sokaktan geliyor. He? Sokaktan birinin sesi geliyor. Sanki anne der gibi geldi. Senin sesin duyuyor gibi. Saat de bu arada epey 12'yi gelende biz bakalım zaman edeceğiz bu işlere. Fatma yengem, şöyle Fatma yengemizin evini gösterelim de belki videoyu izler. O da inşallah 2 aya kadar gelir artık. O da kızının yanında. Evlat olunca bir onun yanında, bir bunun yanında zamanlar geçiyor. Kazlar ne güzel yıkanıyor. Bizim salaklar diye. Aynen ben de diyecektim. Ayıp olmasın diye söyleyesim gelmedi. Şuna bak yıkanışlar. Vallahi burada. Çok güzel yıkanıyorlar. Şimdi biraz yanlarına gitsem kaçarlar. En iyisi uzaktan çekeyim. Geldik zaten hemen. Burası. Gerçi Fadime Alan binde evini biliyorsunuz siz. Yazın burada da çekim yapıyorum.
Hatta hünep ağaçları var. Ondan sonra kayısı var. Yani kayısı. Şey, bu tarafa. Sağ benden mı? Tarafa. Hı hı. Anne, Fadime'den biri şu ağaç kayısı mıydı ya yazın topladığımız? Hangisi? Hemen buradaki meyvesi çok olan. Onun dibindeki de şey, hünap. Hünap. Bizimki de olduğumuzda. Evet. Burada da çardakları var. Hatta bir tane böyle tahtadan oturmakları var. Halamgil derli toplulardır. Gördüğünüz gibi böyle kışın poşetle üzerine örtüyorlar. Küflenmesin, bir şey olmasın diye. Yine burada ocakları var. Brandayla da buraya kapattılar. Hani acı tatlı yerken ne bileyim yoldan gelen geçen görmüyor. Hem onlar da böyle daha rahat ederler. Dediğimiz gibi zaten birinci kat panjurlu. Buranın camlarını falan silmeyeceğiz. Yukarıda da 3 cam Aynen, var. Hemen ben camları silerim. Suyu açtım. Tamam. Ben çıkıyorum ama suyu açtım diye. Tamam. Bir de bahçeyi gösterin hemen geliyorum. Öyle mi? Bahçeleri de onlar yine yurt dışındayken geçenlerde emin sürmüştü. Onun da biliyorsunuz çapa motoru var ya. Yine arka tarafta kümesleri var. Ama maalesef boş. İçinde kaz, tavuk hiçbir şey yok. Yazın bir kaz besliyorlar. Onu da zaten kesiyorlar. Biz gibi böyle anaç kaz bırakmıyorlar kışa. Bakma zor oluyor diye. Sadece viyve alıyorlar, onu büyütüyorlar. O şekilde yani. Yine halamın da bakın. Şurada hemen Ağrı'da var kota soğanlarından. Şimdi kapıları açtık. İlk önce alt kata girdik. Burası gördüğünüz gibi halamgili mutfağı. Buzdolabı kontrol etmek için. Zaten sadece bugün eve gelmedik. Önceden annemle 4-5 gündür bir gelip buzdolapları kontrol ediyorduk. Ne olur ne olmaz diye. Tarıklar yukarıda mıydı kardalar? Ha, yukarıda. Biz her geldiğimizde kardalarla eğleniyoruz. Tabii ki bu video bizim yayınladığımızda Fadimola gibi evinde olacaklar. Bu videoyu da görecekler, gülecekler. Fadimola bak gülüm. Her geldiğimizde diyoruz ki çık arkasını kardalar. Biz bu aleti götüren hamur yoğurma makinesi diyoruz. Bak kendine yazık, geçen sene Almanya'dan getirmiş bunu kullanayım diye. Belki ya bir defa kullandı ya iki defa diyoruz, kala durakanı getiren kullanan diyoruz. Ondan sonra eğiliniz acaba hani gösterdi diye. Gelip de şakaya vurduruyoruz canım. Evet. Gelmemizin sebeplerini de kardeşim söyledi. Her hafta geliyoruz. Dolabın kapağını açıyoruz. Acaba ne olur şey çalışır. Dolap bozulmuş olur. Soğutmaz. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz, gidiyoruz. Demin elde de söyledim. Maşallah yaşlılar ama Fadime halamız dertli, tertlidir, düzenlidir, diyemedim, derli topludur. Bazen benim bu dişlerden hava boşluğu aldığı için kelemele uçup gidiyor bu kardeşler. Öldürme beni. Hadi çıkalım yukarı. Hadi kışı kapatalım, çıkalım. Bitirdim kardeşim, çikolata getiren de dedim. Fadime hala girdi, kahve içerim, Nescafe dedim. Hani gurbetçiler meşhurdur ya, kahvesi kız kardeşim bir kahve giderken bizi kodolar gittiler yetiyor. Aynen, yarınları bize bıraktılar. Yerleri iki katlı gibi müstakil merdivenden çatıda da burada yazın duruyorlar, yukarıda da kışın duruyorlar ama genellikle Fadimola mutfağını kullanıyor. Tuvaleti, banyosu, yatak odası, sadece salonu var burada. Bu şekilde işte gidelim ona. Bu kapı açık aslında değil mi? Havalansın. Ben buraya ceyranımı tutuverim kardeşler. Normal süpürgesini alsın. Sence normal süpürgeyle süpüren baştan aşağı buraya. Aşağı buraya indiriyorum. Sen canlı alın ederken ha. Bir de ben size şu küpleri göstereyim. Aşağıdakini gösterdin mi? Aşağıdaki, bahçedeki mi? He. Onu daha önceden göstermiştim. Değil mi? Onlar bizden gitti bu. Ama bu biraz. Bu da küp boyamışlar. Küp. O zaman gördülerdi. Zekiye Bey rahmetlik onu veydiydi. Öyle bir şeydi. Boyamışlar ama değerlendirmişler. Biz şeylerde hiç kıymetini bilmiyoruz bazen. Şuradan terlikleri en son ben çıkarmıştım. Ayağımı giyeyim hatırlıyorum. Yani şurada benim ayağım yapış yapış bir şey oldu. Önceden bir şey götürmüş. Burayı oraya sildi. Olabilir. Dur ben çıkayım ilk önce. Evet. Giy. Burası da halamızın ikinci tezgahı. Ondan sonra yine hemen şurada var bir tezgah, ocağı falan.
Hatta girmişken göstereyim ben yaparken. Havalansın. Bir de var, bu da var şöyle mutfağa. Tezgah yok da biraz karışık. İki yerde de mutfağı var gibi. Bakın arkadaşlar, ben tarla gardım. Fadimala da gardı. Ben kükün içine gardım. Bak maşallah 41 kere yazın gardı. Bak tarlası kıpkırmızı, aynı duruyor. Ya bura güneş görmediği için, hiç güneş görmüyor buza karşı. Bak Fadimala sen yokken, bak ilk defa böyle bakıyor. Sadece biz kontrol amacından giriyorduk. Bakın bu senenin tarlası maşallah aynı, kavanozda kıpkırmızı duruyor. Kuzum olancında yapmış bu. Harbiden ben bunları yeni fark ettim. Bak ekranda ak gözüküyor. Ne? Tarna. Ama burada kıpkırmızı. Ya telefonlar... orası karanlığa düşüyor bu yüzden. Öyle mi? Böyle işte. Burada da yumurta kaynatma makinesi var. Tost makinesi. Küçük sehpası. Kilitlidir anne. Bak anahtarı var orada. Hangisi ki? Kalem. İkisi de onudur. Bu. Valla ben kendine bir hırsızlığı gitsem yapamam. Sen açamazsan. Heh, açtın. Ya bak manzarayı buradan gösterdiler. O da var kaydıran. Nerede ki ya? Yan tarafta var anne. İşte annem balkonu yıkar. Ben de camları silerim. Bizim kazlar şeyden çıkmış, denizden çıkmışlar. Fadime diyorum, panjur vardı. Burada camları nasıl panjurları bu? Panjur değil. Şey, sineklik var da tabii şöyle kapatıyorlar anne bak. Yazın bu sinekliği full örtüyorlar. Vallahi otursalar kalksalar. Valla iyiymiş. Çok kız. İyi bir şey. Benim Sadet arkadaş gelini gelince. Valla burada oturuyorlar, yapıyorlar burada. Ondan sonra biz tarlaya giderken niye diyor. Ben de oradan sesleniyoruz bu şekilde. Hala diyor ya, çamaşırı buradan sizin serdiğinizi iyi görüyorum ben diye. Evet. Bak, bizim en üstünde et gözüküyor canım. Aynen. Ve son olarak burası da halam gelin oturma odası. Yine burayı silip süpüreceğiz. Camları da iki açılımlı. Dışarı çıkmadan içeriden sileceğim. Rahat siliniyor. Yalnız perdeler işte biraz sıkıntı. Onlar sökülmüyor da. Görünüş olarak çok güzel de. Abam şöyle kardelenim. Açılmıyor anne. İşte ortadan dikili onlar. He, daha önce de başıma geldi de. Yeni sol çık böyle bu. İşte böyle şimdi biraz kıvırıyor ama öyle siliyorum. Her şeyin bir zorluğu varmış demek ki. Aynen. Biz hatta bir diyeliniyoruz kardelen hana, diyoruz ki evde kömür yapmıyorum bu. Kaneferde neyliydi bunların? Böyle aynı bizim yem, yine hayvanların yem paleti. Palet mi diyordunuz? Palet. Bir şey diyordunuz. Kömür değil. Paletten ondan gazanları da palet yakıyorlar. Bir de zaman çarpı seti ettirdilerdi. Onu da randıman alamadılar. Sonra döndüler bu şeye. Aynen. Eskilerin duvaralısı bak kardelen. Evet. Kardelen bir sıramı devirer mi? Hadi söyle. Bu arada neden asılıyormuş önceden böyle duvara halı? Ben çocukken okul açtı. Paramız falan oldum. Paramı nereye sakladım biliyor musun? Nereye? Aha böyle o topinliler var ya. Bak parayı şuraya böyle toplumaya getirdim. Parayı şunun arkasını sakladı. Hadi ya. Evimizde duvar alısı vardı. Her zaman derim ya. Bak bunun içine parayı şuraya koy şöyle. Toplumaya da ilk geçtirdim şuradan ama gözükmez. Böyle çocuk aklı duvar. Herhalde vardır kendici bundan. Eskilerde bizim de vardı mesela duvar alısı. Hayır bak şunu merak ediyorum. Niye asılıyordu? Yani mesela duvarda bir leke falan oluyordu da bu yüzden mi? Ya da hayır, öyle canım. Güzel mi görünüyor? Güzel gözükmesi için halı işte. Eskilerin şeysi kardeler. Aslında güzel gözüküyor gerçekten de. Güzel hani önceden de her evde olduğu için merak ettim. Eskilerde demek ki bu öyleymiş kardeler. Desen de güzelmiş. Kafanın çalışmıyor. Bizde de vardı. Oturma odasında mesela vardı böyle bir şey. Anladım. Anladım şeker. Ben şeyleri bir de bu geldiğimizde kardelen çiçeğe suluyorduk ama son zaman artık fazla su vermedik. Çünkü hep bak ıslak. Neden? Çünkü buranın ganeferi yanmıyor. Bizim evde soba yandığı için hava sıcak, cam açıyor, nemden çekiyor. Ama burası kapalı bir alan. Sürekli haftada geliyor, su döküyorduk. Baktım çiçeğin kökünü öldüreceğiz kardelen. Kontrol ediyordum. Eve gözsem hava değişimi olacak. Evin sıcaklığına dedim. Korktum. En iyisi dedim. Ne olur olur. Allah'ın gidiyor olur. Ama çiçek Allah'a şükür de öldürmeden. Ne kadar burada hala girdi. Etmiş olacağız. Onlar yılbaşından önce gitmişlerdi. Hatta ben arkadaşlar izlediyseniz Gatmer yaptım ya, yurt dışına gönderdim diye. O sahipler işte bunları giderken göndermiştim. Abam hadi. Hadi başlayalım artık. Alo. Biz
İsmail de neden yok hatırlamıyorum. İsmail sağlamsın valla. Ağlayanları güldürdük işte be. Tek kimse ağlamasın vallahi. Bak insan üzülse de bir anda bir boşlukta çıkıyor. Kendinden geçiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi de cuma seansı veriliyor. Biz de artık yavaştan işe başladık. Şimdi annem buraya süpürecek. Onları halam makineye mi atsın? He? Onları makineye mi atacağız? Valla bir geldiğinde atsın, biz şimdi bilmiyoruz makinesi. Biz o zaman onları toplayalım. Dürüveceğim ben. Onu şuraya ara yere koyacağım. Tamam, yarın o da geldiğinde. He, sen geliyorsun, serebilirsin. Öyle de olur gelince de. Şöyle kardem bir camı sildi. Ben de koltukları çektim. Tabii ki sol elimi zorlanmadan. Süpürge de güzel süpürüyor. Gerçekten markası da güzel. Hoşuma da gitti. Bir de şunu söyleyeyim. Geçen sene Kardelen bu camları silerken şu perdeyi akıl edememişler. Ortadan ekti zannetmiş. Ben de kenarlarındaki ilgeçleri çıkarıverdim. Bir tarafı çektim. Şimdi bu tarafa doğru silecek. Kardelen dediğin gibi kolaylık. Öyle olmasa hani Allah korusun düşme tehlikesi olurdu. Camlar iki taraflı açıldığı için birebir. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Kardelen'e sordum demin, Kardelen gösterdin mi diye. Anne aklıma gelmedi dedi. Şöyle geçeyim. Bakın arkadaşlar, önceden elektrik olmayınca işte evlerinin elektriği iki tane lambaları görüyorsunuz. Bunlar kandil diye geçiniyor. Biz de çocukluğumuzda biz de bundan çok kullandık. Bunları böyle Fadime Alam şey olarak koymuş, tarihe eser süs amacıyla iki tane. İçinde tabii ki bunların gazı yoktur. Şöyle düşürmeden bir tanesini alayım. Bir de düşürürsem hadi derim, ondan sonra kendim aha var. Kardelen. Neyi var? İçindeki. Gazı mı? He, gazı var. Burada da şeysi olması lazım. Böyle bir çapı da olması lazım. Şöyle ayarını çapını. Bunları da silivereyim Kardelen almış kana kenarları. Şöyle bayağı tozlu. Bak elime geçti zaten. Şuradan da düğmesine çevriliyordu. Şöyle solak olduğum için şöyle. Patlamaz değil mi? Bak ben korkarım. Kız ne patlayacak? Bunun şeysi olacak annem. İçinde fitil. Yanlış söylemiyorsam eğer, belki yanlış söyleyeyim, böyle olacak. Onu tutaştıracaksın. Yanacak. Bu da örtüsü. E tabii ki şöyle. Ne güzel. Babam sen, ben buraya süpürdüm ya. Çektiren bir şey daha. Ondan sonra Fadime Alam gelin yatak odasını hallediveren. Şu kenardaki de lamba herhalde. Süs amacı. Onun altını falan süpürdüm ben, onu hallediverdim. Gidelim mi öbür odaya? Çiçekten git. Ne yapalım? Yaşıyoruz işte. Değil mi? Günümüzde böyle geçecek. Aynen. Vallahi özledik onları da. Gelsinler diye. Yine bir gelip geçerken gaz mazga ola arkana bakıyordu. Kodemola bize bakıyor mu diye. Yani. O bağırıyordu. Ne ediyorsunuz kız diye. Ne işler görüyorsunuz diye. Yine akraba, konu komşu çok güzel bir şey oluyor. İnan ki köy yerinde. Evet. Öyle apartmanda dursak kimse kimseyi tanımıyor. Ha tabii apartmandakiler de, yani yaşıyorsan hani başkalarına selam vermeyeceğin diye bir şart yok. Yani yıllardır aynı komşuları olanlar falan var ama ne kadar deseniz köy gibisi yok ya. Vallahi öyle köy gibisi gerçekten yok. Şunun Fadime Alay'ı bilen de yok. Almanya'ya gurbetçiler bilir. Sürekli nemli bir hava oluyormuş, yağmur yağıyormuş sürekli. Ama bizim köyümüzde Yahvesi Fadime Alay'a diyoruz ki ya buraya da gönder şu garı diye. O da kızım gelmez diyor. Gelse göndereceğim diyor. Uşak zaten gösterebildiğim kadar solumu düşüyor. Şuralarda yakın köylerde Gücel Kılcan var. İlerideki Gözken'de. Niye güldün Kardelen? Ben şimdi telefonu düşürdüğün yere. Valla düşerse niye de veren. Gücel Kılcan yerine yerin toprağını görecek. Valla yapacak. Tutuyorsun sıkıca böyle elimden kızım. Gelen giden var mı? Bakın evimizi bir misafir falan. Tavuklarımızı görebiliyorsun sadece. Bir de Engin abinin arabası gözüküyor. Maşallah Allah'a emanet. Rengi de çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Gibi 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 gibi
Kardeşim bizim Gazze'ye de gelmiş. Ha? Aa biz akıllı salaklar diye kızıyorduk ya. Aha yıkanmışlar da arkadaşlar. Bak çöpün yanındaki iki tanesi olanlar benim gazlar. Birer de gurk yatıyor. Birinin yatmaya niyeti yok yalım. Analık duygusunu beğenmedi yalım. Evet, aradan epey bir zaman geçti. Annemle artık temizliği bitirdik. O da son olarak merdivenleri süpürüyor. Yani yukarıdan başlayıp aşağıdan da bitirmiş olacağız. Her taraf tertemiz oldu. Gaz lambaları da silip geri yerine astım. Hatta açıkçası biraz da silerken korktum kırılır diye. Yani kırılsa bile halam bir şey demez ama yine de kendim kötü hissederdim ya. Kaç senelik şey hatıra saklamışlar. Dediğimiz gibi Allah nasip ederse onlar da yarın evlerine gelmiş olacaklar. Senin küreğin nerede anne? Kürek aşağıda geçemiyor. Buralarda falan priz olaydı şey yapacaktım. Ceren süpürgeyi tutup çelik kapının yanına kadar götürecektim ama priz yok, bulamadım. Kardeşim yukarı derken ben de aşağı koridoruna ondan sonra mutfağa süpürüyordum. Camının mermerine su döktüm. Kardeşim bir o camı silecek. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bak kardeşim burada var bir şey anne. Fadime alayım söyleyen bir süpüren de. Yolu çekiverem. Bir şey dökmüşler. Yazık kalmış herhalde bilememişler. Kenarda ya basılmadığı için dikkat edilmemiştir. Yine bir şeyle siliverem biz onu. Geçecek misin? Geçeyim. İnem hatta ben. Olur mu? Bu arada az önce yağmur çiledi. Ben de var ya su döküyorum biliyor musun? Benim döktüğüm su mu gidiyorum? Yukarıdan kardelen su döküyorum gibi de anlamadım. Ben de anlamadım. Sen bir şey yapıyorsun sandım. Hani ha. İş hareket ettiğimizde sonra durumu çarptım dedim yağmur çiliyor. Tas bulamadım aşağıda dolabın içinde. Şey kova baktım banyoda kovaydı seni almışım. Gali demliğiyle taşıdım suyu çeşmede. Demliği doldurdum. Baban süpürce seni bekliyorum ben. Halanın evini temizledik. Az eve geldik, dinlendik. Mecbur bu mallara gireceğiz. Atlanı küredim, sığım işini bitirdim. Köpeklerimizi, kedilerimizi sütü katıverdim ama gören ona bir şey vermemiş zannedecek. Benim oyalanma sebebim, aha bu Taraman yok. Ben öyle şişt gibi, Taraman gibi. Gibi yatıverdi, kardelen abasını gösterin. Ne kokuluyor orada, buraya gibi. Lan bir dik. Şişt, alan ne vereceğim, bak cebimde ne var. Taraman, ne? Ne var orada ya? Bak gaza bir doruyor şimdi bak. Bir şey mi için? Bak kulağını çekerim inaki. Kalk dedim oradan. Kirli de çık şuraya. Gidiyor. Çık çuvalın üzerine bakayım. Şuraya çuvalın üzerine çık. Çuvalın üzerine çık şuraya. Aynen. Bak ağzına şey mi atayım? Bak döverim o zaman pisliği. Döverim o zaman atayım. Çık. Çık şuraya. Çık dedim. Demin kaç yumurta aldım biliyor musun? Kaç yumurta? Maşallah 41 kere. Dur ben bir tahminde bulunmak istiyorum. 17. 13 tane. Uçtum valla sen de. 13 tane aldım. Ama maşallah koca koca yumurtalar da vardı içinde. Hatta getiriverin. Bir de boğanı önceden de vardı. De. Bak kızdım anladın mı? Yukarı çıkıyorum bir de. Bir severim bir de kızarım. Bakışa bakın annemi nasıl bakıyor. Korkak Toraman. Aba. Kardelenim bak. Maşallah bunlara emin diyor. Yenge. Yumurtalar bizim büyük diyor ya. Evet. Bunlar sarı. Ay kolum vallahi neden oldu bir anda acıdı. Tutverin mi? Hayır bu sağ kolum. Sol kolum acıyor benim. Ya göğüslerini boşal diyorum hayvanın sonradan ya. Haliyle böyle yapınca zorlanmaya giriyor. Bak bu da sana kligorun yumurtası gibi ama tavuk yumurtası. Hani kligorun değil ördek yumurtasına benziyor. Tam 10 tane aldım. Bir tanesi daha yatıyordu. Tabii ki bunun hepsi de bugünlük değil. Dün de vardı. Evveli gününden de vardı içinde. Evet, ben de hemen yukarı çıktım, geldim. Ocakta yemeğimiz vardı, onu kapattım. Menümüzde kıyma var. Kıymayı kavurdum, domatesli, biberli, domatesli. Bu aralar makarnayı, pilavı çok yedik. Dedik en iyisi yanında çay pişirelim. Kahvaltı türü gibi.
Akşama biniriz öyle. Sıkıyor muydu biraz, değiştirdin? Ha, biraz sıkmaya başladı. Dur dolduruveren oğlum. Dur. Gel. Karaman. Gel oğlum. Gel iç oradan. Boğazından çıkartması var ya şöyle. İyi ya, seni çıkartmaz. Pay kalmadı kardeşim. Şöyle bağlıyordu. Şimdi böyle yapsam daralacak. Ya şöyleydi. Bu ideal. Tam düve zinciri bunlar. Sana zincir biraz kalın oluyor. O dindi. Şimdi de gelmiş. Karnem hem yege benzemediği için yege saman sırıklı kaldı. Evet hem. Şöyle ben ki. Ben bir saat evvel karıştığımda iyice mişliyordu her tarafını. İşe gitmeyeceğiz. Bön dedik. Kararız dedik. Boğazamıza şöyle. Hadi uzanıverim dedik. Vay. Annem yege yıkarmaya başlıyordu. Babaannem seslendi. Emin geliyor diye. Öylelikle yine Emin işin başına geçti. Bu arada şunu da söyleyelim. İşte yorumdan sonra fark etmiştik. Arzu'nun boynuzları yakında kendisine gelecek diye. Öylelikle Nevbat'ı söyledik. Yakın zamanda artık gelecek. Hayvanlar yani sadece bu ineğimizin boynuzları kesilecek. Zaten diğerlerinde yok. Dur. Yine kendisine zarar vermeyecek olmasaydı kestirmezdik de. İşte yakında gözüne gelecek diye kesilecek. Aslında en iyisi böyle küçüklükten. Boynuzları yakıldığı zaman böyle çıkmıyor. Hem açık besteki duran hayvanlar için de çok iyi. Birbirleriyle kavga ettikleri zaman yine zarar vermemiş oluyorlar. Düvelerin yekisi önceden verilmişti. Yine boynuzu ucu kesecek olan. Toram Hanım'ıza bakın yatıyor. Toraman. Buradayım, arkandayım. 6 aylık 15 gün sonra yediden attım. Orada bana bir kıpa da bakabilirsin. Zaten kestiksek hemen şu kadar ucunda. Kaç sene önce biz 10 sene oldu olmadı. Dibinden kestik neler çektiydim ben. Evet. Bir boşluk hava alıyordu. Mungo durdu. O çok kötüydü. Ve bir de kokuyordu sanırım ya. Bir de şey serin zamanda ettirdik. Yazın sinekler doluşurdu. Sen şunu geçer evet. Yemin. Geç. Bunun sadece delik kısmı olmadan ucundan geç. Bizim bu malın hayır yokken mi var? Hem bir de torpil atıyordum. Ben yaram var. Fazla atıyordum da ben atamadım. Kardelen'e miydi torpil? Hangi ineydi torpil? Baştakine mi? Hepsine. Yeyi gördüm ben yaram var. Fazla malzeme getiriyordum. Bunlara ben bekliyorlar diye aynı izliyordum. Bugün olsa daha ayar az oluyor. Ben yine elleri var, doğrudun ikisini. Sana yem vermeyeceğim madem. Onu tek öğünü geçsin, o yüzünü de çekeceğim. Şimdi malımızı, maşadımızı baktık, yukarı çıktık. Artık karnımızı doyuracağız. Oğlum da daha henüz işten gelmedi. Sizler de alıştınız, tahmin ediyorsunuz Peran'ın da oğlan işten gelmedi diye. Yeri göre ama sofrayı hiç kaldırmıyoruz. Ama acı tatlı bir şey olduğu zaman bizim oğlan tok geliyor. Aa böyle gafaltı tür olur. Yemeyeceği zaman da açlıktan ölüyor der. Yarı yolda ara bizim. Bizim ev arkadaşlar bilmeyenler için, yeni takipçi olanlar için. Uşak Bozkuş Köyü'nde duruyoruz biz. Ankara asfaltına çok yakınız. Orada da benzinlik vardır. Benzinliği yaklaşırken genellikle ara. Yemekte ne var, menüde ne var diye. Onun için nedense bunu söylemek gereğinde duydum size. Hem de bir videoladı gördünüz ve Kardelen'in ikimiz oluyoruz akşam menüsünde. Çayımız da Kardelen demletmiş. Bir evde bir yetişkin kız olunca genellikle bazen her insan öyledir. Sofraya hazır konuyoruzdur. Bizler de tabii ki anam evindeyken sofraya hazırladık. Anacığım da hazır konardı ama o da bizde bahçıvancı olduğumuz için günlük pazara giderdi. Satış yapmaya giderdi. Nur içinde yatsın anacığım. Hadi bakalım. Burada da videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ım herkesi belalardan, kazalardan korusun. Cümlemizi güzel Allah'ım.